kalplerimizin içini boşaltmaya çalışan, yok sayan, sulandıran bir anlayışa karşı karşıyayız. Bu anlayış özellikle son 20 yıldır bu ülkeyi yönetenleri, biliyorsunuz ilk 2002 yılında iktidara geldiklerinde toplumun farklı kesimlerine demokrasiden, özgürlükten bahseden iktidar her geçen gün o baskı, yok sayma, imkan politikalarını PDP'ye uygulamaya devam etti. Devlet ve devleti yönetenler Alevileri, Alevi inancını ve Alevileri bu topraklarda kendince, kendi gözleriyle görmeye çalıştığı şekilde bir tarif etmeye, tanımlamaya çalıştılar. Bizleri yok sayan, dergahlarımızı, ziyaretgahlarımızı, pillerimizi yok sayan anlayış, o günde bizlere inancımızı tarif etmeye kalkıştılar. O günde Alevi kurumları o masada özellikle 5 ana temel talepte hemfikir olarak taleplerimizi tekrar dile getirdik ve sonuç bildiğiniz gibi hüsran oldu. Son 2 yıla yakındır sanki Aleviler bu ülkede bir güvenlik sorunuymuş gibi İçişleri Bakanlığı öncülüğünde belki dersinde de gelmişlerdir. Kurum temsilci arkadaşlarımız varsa, dedelerimiz varsa mutlaka onları da ziyaret etmişlerdir. Gezdiler bir ekip olarak. Gittikleri her yerde, aslında birçok Alevi kurumu ziyaret ettiklerinde de Alevi kurumları, kurum temsilcileri, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini orada dile getirdiler. Biz bu eşit yurttaşlık taleplerimizin başta inancımız, ibadethanemiz ve ibadethanemizin anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili talep başta olmak üzere zorunlu din dersleri, Madımak Müzesi'nin utanç müzesi olması, kapıda Alevilere yapılan ayrımcılık, köylerimize yapılan camiler ve buna benzer taleplerimizi o günde dile getirdik. Ama bütün bunları yok sayan, görmemesinden gelen hükümet ve hükümet temsilcileri sanki Alevilerin talebi sadece cemevlerinin elektrik, su, bakım, onarım gibi taleplermiş gibi bu talepleri kamuyla paylaşmaya çalıştılar. Ve iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da ustaca bir manevra çiziyor. Ve Alevilerin gerçek talepleri bu taleplermiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Herkes Türk, Müslüman ve Hanifi olmak zorundadır. Sistemin bize dayattığı şey bu. Bugün bu tartışmayı, bu sohbeti yaparken Türkiye'de 25 milyon Alevi'nin ama Arap Alevi'sinin, ama Kürt Alevi'sinin, ama Türkmen Alevi'sinin, ama Arnavut Alevi'sinin hepsi Alevi'dir. Bizim talebimiz şu, bu ülkede dili, inancı farklı olan herkes bu ülkenin sahibidir ama bizim talebimiz bütün inançların da, bütün kimliklerin de anayasal güvence altına alınmasıdır. Anayasada tanımlanmasıdır. Eşit yurttaşlıktır. Yeni bir rıza anayasasıdır. Şimdi Kürt var ama yok, Alevi var ama yok, Çerkez var ama yok. Herkes Türk ve Hanifi olmak zorunda. Çünkü sistemin aklı böyle çalışıyor. Çünkü devlet denilen organizma Türk ve Hanifi mezhebinde olmayan, inancında olmayan hiçbir inancı da, hiçbir kimliği de tanımıyor. Eğer demokrasi olacaksa, bu ülkede barış olacaksa, her kimliğin anayasal güvenceye kavuştuğu gün ve herkesin kendi inancını, dilini, kültürünü, tarihsel hafızasını kendinden sonra gelecek nesillere anlattığı, aktardığı ve yaşattığı gün ancak demokrasi olur. Bunun dışında sadece zulüm ve faşizmdir. Bunun başka bir tanımlaması yoktur. Kendisini ocak evladı, pir, Alevi sahip gidip Muaviye sofrasında lokma yiyen asla bizden olmaz. Pir Sultan'a da rüşvet teklif edilmiş yolundan ayrılması için. Lokmayı demiş, kapındaki iti alsanız kapındaki it bile haram lokmayı yemez. Bugün haram lokma peşinde koşanlar aslında Aleviliği, kendi dinini, kültürünü, inancını yok etmekle görevli olanlardır. Bunların başka bir tanımı ve tarifi yoktur. Biz bu ülkede yaşayan her dilin, her kültürün, her inancının anayasal güvenceye altına alındığı gün bu ülkede demokrasi olacağını inanıyoruz.
Onun için taleplerimizi, isteklerimizi eşit yurttaşlık rıza anayasasıyla taşlanmadığı sürece, oraya gitmediği sürece bu mücadele, bu çaba asla bitmeyecek. Hedefimiz bu. Türkiye gittikçe daha fazla dinselleşen, daha fazla teknik bir yapıyı, daha fazla herkesi olduğu gibi değil, herkesi birisine benzetmekle ilgili devletin hükümlerini, devletin bütün imkanlarını kullanan bir aygıt noktasına geldi. Buradaki Alevi örgütlerinin, Alevilerin inancıyla ilgili bir kazandıkları hukuki zeminler var, haklar var ve bu Türkiye'yi rahatsız ediyor. İşte özellikle Başbakanın, Cumhurbaşkanı son dönemlerde televizyonlarda, açık konuşmalarda ve onu destek veren gazetecilerin çoğu Alisiz Alevilik, Alili Alevilik gibi kavramlarla Aleviliğin içerisini bulandırıp Alevileri birbirlerine kavga ettirmeye, Alevilerin haklarını teolojik bir noktadan tutarak vermemeye, yani hukuksal olan haklarını, o zemini kaybettirip Alevilerin içerisinde Alevileri parçalayarak kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Konu Aleviler, Alevilik olunca inkarcılık hattı safhada. O kadar hattı safhada ki biz bilmiyoruz Alevili. Onlar biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Yani politik işler yapmayı onlar biliyorlar. Biz bilmiyoruz adaleti, hukuku, hakkı onlar biliyorlar. Aleviliği teolojik zemine çekmeye çalışıyorlar. Bahsettiğim şeylerin tamamı siyasal sorunlar. Alevilerin için bir anlamda siyasal, hukuksal sorunlar. Siyasal ve hukuksal sorunun çözüleceği yerler parlamentodur. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Cenevre'nin ibadetten olup olmadığını bir hükümet belirleyemez. Bir anayasa ancak onu şöyle belirler. Yani ibadetleri tarif etmezsiniz, bitti. Yani bir topluluk neresinin kendisine ibadet olduğunu gösteriyorsa devlet ona saygı göstermek zorunda. Yani gidin cemevlerinizde işte saz çalın, semah dönün, bunlar folklorik şeyler, kültürel şeyler. Ama gerçekten inanıyorsanız buyurun camiye gelin diyorlar. Biz iddia ediyoruz. Diyoruz ki cemevlerimizi ibadetlerine kabul etmeyen hiçbir yasa, ama hiçbir yasa, hiçbir cumhurbaşkanı kararnamesi bizim yanımızda yok dedi. Buna itiraz ediyoruz. İkinci itiraz ettiğimiz şey, biz Türkiye'nin layık bir, demokratik bir devlet olmasını istiyoruz. Yani ne Alevileri tarif etsin, ne Sünnileri tarif etsin, ne Hristiyanlar tarif etsin, ne ateistleri tarif etsin. Hiç kimseyi tarif etmesin. İnsanın inancını sorgulamak, etnisitesini sorgulamak artık bu çağda, 21. yüzyılda çok çirkin bir şey. Biz buna itiraz ediyoruz sevgili arkadaşlar. Biz birlikte yaşamayı savunuyoruz.